Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, ilçede yapılan yerinde dönüşüm ve ilçede altyapı ve üst yapı projeleri hakkında açıklamada bulundu. İlerlerse mutlaka bir sorun var demek. Besni Belediye Başkanı Alkan, yerinde dönüşüm sürecinin sancılı bir süreç olduğunu kaydederken, ancak deprem bölgesinin öne alındığını, sorunların çözüme kavuştuğunu dile getirdi. Tabii ki şikayetsiz ilerlerse mutlaka bir sorun var demektir. Olacaktır. Bu bir sancılı süreç. Bu süreci tamamlamamız lazım el birliğiyle. Bir takım işte kiralarda veya çıkış tahliyelerde problem yaşıyoruz. İşlemlerin geç yürüdüğünden bahsediliyor ama takdir edersiniz ki bu da Türkiye genelinde sıraya konulmuş. Ama deprem bölgesi özel hassasiyet noktasında daha çok önem gösteriyorlar. Sağ olsunlar, bu noktada da Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindekiler de genelde 15'i ile 20'si arasında ödemelerin yapıldığını ve evrakların da daha çok, daha titiz bir şekilde hazırlanıp işleme alındığını bize söylediler. Öyle problemler de olursa anlık gidip şeylerle de görüşebiliyoruz. İl Çevre Bakanlığı'yla, yetkilileriyle, il müdürümüzle, Faysal Bey'le görüşüp sorunu da anında ve yerinde çözüyorlar. Biraz sıkıntı olsa da zaman içinde hallediyorlar, sağ olsunlar. Başkan Alkan, ilçeye ulaşım ve ilçe merkezinde devam eden yol çalışmalarını aktarırken, ilçeye ekonomik katkı sağlayacak cezaevi yapımı için arsa tahsisi evraklarını yetkili makamlara ilettiklerini belirtti. Yollarla ilgili sağ olsun Sayın Vekilimiz Hüseyin Özhan Bey ile Karayollar Genel Müdürümüze birkaç defa gittik. Bu Besni Burunçayır yol ayrımı var biliyorsunuz, 4,6 kilometre, 1 kilometre verilmişti. Sanırım oradaki müteahhitle ilgili bir problem var. Onu çözmeye çalışıyorlar. Eğer o çözülürse bu sene içinde o 4,6 kilometre, bir değil de 4,6 bir kilometre, 6 kilometre yol tamamlanacak. Yani o 20 senedir kanayan bir yara. Aynı şekilde çevre yolu 20 yıldır neredeyse devam ediyordu. Onu da Sayın Vekilimizle gittik. Sağ olsun koşturdu. Genel müdürden sözünü aldık ve müteahhit şu anda çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Bu da bizi memnun ediyor. Şurada yaklaşık bir seneye kadar Allah nasip ederse Besni'nin giriş çıkışları, bu Kartal heykelinden yukarıya olan iki şeritli yolumuzun üç şeride çıkması. Kısacası Besni'nin çehresi değişecek. Mahallelerimizde yol sorunu var, kaldırım sorunu var, park sorunu var. Bunlarla ilgili de çalışıyoruz. Geçen Sayın Bakanımız geldi, belediyemizi ziyaret etti. Ondan da bir takım sözler almıştık. Bu sözler çerçevesinde onlar da tamamen gerçekleştikten sonra daha bir güzel Besni'yle karşılaşacaksınız. Parklarımız, çevre temizliğimiz, ondan sonra millet bahçesi ve benzeri yerler şu anda dört dörtlük bir şekilde özel ihtimam gösterilerek bakıyoruz. Oralar bizim göz bebeğimiz. Bunlar parasız işler tabii. Bu parasız işlerin yanında inşallah belediyemizin gelirlerini artırıcı önlemleri de alıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. İşte ihtisas organizeler üzerinde çalışıyoruz. Bir cezaevi gelmesi için sosyal ve ekonomik anlamda Besni'ye katkı sağlayacağına inandığımız cezaevi noktasında yer tahsisiyle alakalı 3 tane arsayı gönderdik Başsavcılığımıza. Adalet Bakanlığı istemişti.